Merhaba, ben Samet. Yaklaşık 10 yıldır Acun'un bütün programlarını izliyorum. Acun abi, yeteneksizsiniz. O Ses Türkiye, MasterChef, Survivor, Var mısın yok musun? Hepsinin bütün bölümlerini izledim. Siz olun. Bir bölümünü bile izlemeye kalkmayın. Çünkü sonrasında çekirdek gibi bu da, bırakamıyorsunuz. Survivor'a şampiyon olmaya değil, efsane olmaya gidiyorum. Gazoz olma, efsane ol. Bu dünyada ya av olursun ya da avcı. Survivor'a avcı olmaya gidiyorum. Fazla süslü laflara gerek yok. Herkese baksan şampiyon olacak. Ben Survivor'a karakterimi koydum. Sokak lambası ol ama neyse yani. Senden çocuğum olsun istiyorum. Gözleri senin gibi baksın. Görenlerin içini yaksın. Bakışları. Survivor Dominic Mardin gibi mi bilmiyorum ama Mardin'i çok seviyorum. Selam arkadaşlar. Sana da merhaba patron. Nasılsın? Teşekkür ederim Samet. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün yanımızda bir konuğumuz daha var. İsmail. İsmail'cim sen nasılsın? Hoş geldin. İyiyim. Teşekkürler. Sen de iyisin. Ben de iyiyim. Herkes birbirine bu iyisin sorusunu sorduğuna göre programımıza başlayabiliriz. Bugün arkadaşlar Survivor 2023 kadrosunu tek tek yorumlayacağız. Sizler de bizi izlerseniz memnun oluruz efendim. Patron kiminle başlıyoruz? İnfluencerlardan başlamak istiyorum. Bir olarak Alper Rende. Bir olarak, ilk olarak diyecektin herhalde. İlk olarak Alper Rende ile başlıyoruz arkadaşlar. Alper Rende'yi geneliniz tanır zaten. Bir anda çok büyük büyüdü çocuk. Soy ismiyle ben hatta çok dalga geçiyordum Rende falan filan diye. Ama çocuk gerçekten YouTube'da özellikle çok büyük yol kat etti. Vine'larla başlamıştı Alper Rende ilk başta bu sosyal medya hayatına. Sonrasında Scorp'a geçti. Scorp'tan Periscope, Periscope'tan Instagram, YouTube derken büyüdü gitti. Ve gayet güzel de içerikleri var. Ben Alper Rende'nin bu programa niye katıldığını anlayamadım. Adam zaten ünlü. Adam zaten fenomen. Sürekli de videolar çekiyor. Bence bir deneyim olsun diye katıldı. Şimdi Alper Rende hakkında aldığım notlara bakacağım arkadaşlar. Süper, muazzur, harika defterimle, harika yazılarımla bakayım. Bu arada çok düzensizimdir. Nerede olduğunu bulamadım. Evet. Alper ilk yarışmaya geldiği zaman gerçekten takımı toplayıcı bir özellik edindi kendince. Ben buraya notlarımda şunları yazmışım arkadaşlar. Kaptanımsı. Kaptan değil, kaptanımsı demişim. Çünkü toparlayıcı bir özelliği var. Daha yeni başlıyor. Ne olacağı belli olmaz. Onun haricinde atışları iyi demişim. Ve Alper Rende gönüller takımına gitmiş. Başka aldığım not var mı? Bakayım şuradan Alper hakkında. Evet. Yarışmayı izledikten sonra da, biraz daha izledikten, seyrettikten sonra da atışları güzel, zeki, hızlı ama kondisyonu yok demişim. Ben Alper'in ilerleyeceğini düşünüyorum bu yarışmada. Çünkü şundan dolayı belli bir sosyal medya kitlesi var arkasında. Aynı zamanda atışları gerçekten güzel, hızı da iyi. Bir tık kondisyonu yok ama Survivor zaten oynayana kondisyon kazanılan bir yer. Bir de gerçekten böyle dişlerini de çıkartıyor. Gönüller takımında şimdi bahsedeceğiz birazdan. Aziz var. Aziz'e dişini de çıkarttı son bölümlerde. Ben Alper'in bölümün sonlarına doğru, Survivor'ın sonlarına kadar olacağını düşünüyorum. Evet, ikinci yarışmacımız kim? Bak. Halil İbrahim Göker. Halil İbrahim Göker, Vine'cı. Ben Halil İbrahim isterse televizyon kanalı korusun benim gözümde Vine'cı olarak kalacak arkadaşlar. Aykut Elmas'la beraber çektiği 7 saniyelik Vine videolarıyla işte Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi tarzında çektiği videolarla benim aklımda hep öyle yer edindi. Sonrasında Instagram bayağı güzel gitti. Tabii ki Aykut Elmas kadar değil. Aykut Elmas daha çok seviliyor onlar arasında. Aykut Elmas'a da yollarını ayırdılar yine arkadaşlar ama farklı kanallar kurdular. Dedi burada bana ekmek yok. Bir de biraz da YouTube'a geçeyim. YouTube'a geçti. Yine arkasında kitle var ama belli bir yerde bana nasıl diyeyim sana, ne derler ona, sempatiğin tersi neydi? Antipatik. Antipatik. Sedat'ın şarkısı bu da, antipatik. Şu anda da Halil İbrahim Göker hakkında aldığım yorumlara bakacağım. Halil İbrahim'i nerede yazmışım ben? Evet. Buraya da yazmışım arkadaşlar. Komik ama itici yazmışım. Halil İbrahim Göker ünlüler takımına gitmiş.
Ünler takımında biraz karıştırmış. Başka aldığım not var mı Halil'le ilgili? Evet. Hızlı ama atışı kötü demişim. Genelde güçlülerle eşleşiyor. Kendini çok yüksekte görüyor ama genel olarak kaybediyor. Ortalığı karıştırmasından, mikserliğinden yarışmada fazlaca süre kalacağını düşünüyorum. Ama başarılı bir yarışmacı olur mu? Bence olmaz. Diğerine geçelim. Buse Plan. Buse Plan. Bu da şey gibi oluyor. Buse Plan. Şey ismi gibi. Buse'nin hakkında ses tonu yazmış Buse'ye. Buse'nin sesi arkadaşlar hani 10 yıldır tütün içiyor gibi bir ses tonu var kızın. Hani o kızdan o ses tonunu hayatta beklemesin. Minnak bir kız böyle. Ama bir çıkartıyor böyle baba Buse falan tarzında bir ses tonu var kızın. Çok başarılı olacağını düşünmüyorum. Büyük ihtimal erken sürede elenir. Kısa sürede elenir. Anladım. Elanur Pat. Elanur Pat. Ben Acun'u, Acun abinin, pardon. Ben Acun abinin Elanur'u neden yarışmaya aldığını hala anlamadım. Kız egzatlona gitti, süründü ya, yürüyemedi yani koşmayı bırak, yürüyemedi, süründü. Hiçbir başarısı yok kızın. 3 gün içerisinde insanlıktan çıktı. Bu kızı sen aldın, Survivor'a koydun. Ne yapacak bu kız? Sırf prim için yani biraz daha Elanur'un da herhalde bayağı hatır sayılır. 1 milyon var mı takipçisi? İşte onun takipçileri izler mantığında Acun abi almış olabilir. Çok ortalığı karıştırabilecek bir yapısı olduğunu da düşünmüyorum. Daha çok tatlış kız havalarında takılıyor. Ama tabii ki açlık arkadaşlar, açlık insanın gerçek yüzünü ortaya çıkaran bir şey. Bakalım ileride neler olacak efendim. Kürşat Juan. Kürşat Juan. Juan, Juan değil, Juan. Juan. Evet, Kürşat Juan. Benim minvalden gelme, biz aynı sosyal medyadanız arkadaşlar. Ben o da TikTok'tan gelme tabii. Ama onun bir böyle 3.9 milyon falan takipçisi vardı. Benim 22 bin takipçim var ama ileride büyüyeceğim inşallah arkadaşlar. Ben de belki bir gün Survivor'a katılabilirim uslu bir şirin olursam. Kürşat Artvinli'ydi herhalde. Genç bir arkadaşımız. En genç TikToker ödülünü de aldı aynı zamanda. Çok fazla başarılı değil. Onun hakkında aldığım notlara bakalım. Bencil yazmışım Kürşat'a. Çünkü neden yazdım bunu arkadaşlar? Acun böyle ilk başta Acun'un kullandığı aletleri anlatacağım size. İlk başta uçakla geliyor Acun. Uçaktan iniyor. Bir Lamborghini karşılıyor kendisini, yeşil. Lamborghini ile gidiyor. Sonrasında trafik lambalarında bir tane Dominikli arkadaş da karşılıyor. Ve üstü açık bir araba var onda. Arabaları değişelim mi diyor. O arabaya biniyor. Sonrasında ondan deniz uçağına biniyor. Deniz uçağından sonra tekrardan mı motora biniyordu? Bir şey yapıyordu. En son geliyor. Yani. Adam bütün ulaşım araçlarını kullanıyor yani. Her zaman klasik Acun Ilıcalı girişi. Adamda para var. Gösteriyor. Yapacak bir şey olmayan ne yapsın arkadaşlar? Bizim gibi gramofon kağıdından yeşil arka plan yapıyorlar yani. Kürşat hakkında diyeceğim şu, Acun geldiği zaman sordu herkese. Herkes takım hakkında yorumlar yaptı. Yani herkes dedi ki biz takım olarak başarılı olacağız. İşte takım olarak çok iyiyiz, şöyleyiz, böyleyiz dedi. Bu tabii biraz daha oynama olabilir. Ama Kürşat'ın dediği şey şu, inşallah şampiyon olacağım. Direkt inşallah şampiyon olacağım da başladı adam. O yüzden bencil yazmışım. Başka aldığım not var mı Kürşat hakkında? Ortalama bir hızı var demişim. Elenir yazmışım. Atışları kötü demişim. Fazla da söze gerek yok. Tamam, hemen geçelim. Chubby. Chubby. Chubby Khan, ben çok seviyorum o çocuğu. Çok iyi, çok sempatik. Çok iyi değildi oyunda herhalde, bakayım. Evet, çok çok iyi değil oyunlarda. Ama sempatikliğiyle bir yere gelir. Bir yeni Cemalcan havası görüyorum onda. Cemalcan'ın da ilk başlarda çok performansı iyi değildi. Bu arada telefonla uğraşmayı bırakın arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Ciddi bir iş yapıyoruz. Atışları çok iyi değildi Cemalcan'ın. İlk başta performansı iyi değildi ama çok sempatik davranıyordu. Chubby de onlardan birisi. Ben ilerleyeceğini düşünüyorum Chubby'nin. İnfluencerlarımız bitti. Dilersen gönüllüler, ünlüler yapalım. Evet. Aziz. Gönüllüler takımından Aziz'le başlıyoruz. Aziz hakkında aldığım yoruma bir bakayım hemen efendim. Kaostan beslenen bir havası var. Güçlü bir oyuncu. Uyurken konuşuyormuş ve Sivas yazmış. Ne kadar güzel notlarım var değil mi? Evet. Böyle küçük küçük, kısa kısa. Sade ve net. Sade ve net. Adam mesela Sivas. Ne? Adam Sivaslı. Uyurken konuşuyormuş. Uyurken konuşuyormuş adam.
arkadaşlarını rahatsız etmiş. Bu bir böyle komedi bir şey oldu. Onun haricinde kaostan beslenen bir havası var yazmışım. Gerçekten zaten tanıtımında bile adam karşılıklı iki tane kendinden koymuşlar. Kaos, intikam falan filan yapıyor kendisiyle. Oraları biraz karıştırmaya gelmiş ama güçlü de bir yarışmacı. Sevilmeyeni olacaktır. Survivor'ın sevilmeyeni olacaktır. Ama Acun abi ilerlemesine izin verecektir. Büyük ihtimal onu da ilk 8'de çok rahat görürüz diye düşünüyorum. Ünlülerden Zeynep Alkan. Zeynep Alkan, Hamdi Alkan'ın kızı. Hamdi Alkan deyince de hep aklıma şey geliyor. Gazman. Gazman vardı ya. Evet. Böyle, ne diyorum lan sen Sibop diyor. O geliyor aklıma. Zeynep ne yazmışım bir dakika Zeynep hakkında? İyi demişim. Tek aldığım yorum iyi. Başka bir şey yazmış mıyım Zeynep hakkında? Bakalım. Zeynep. Evet. Hitabeti yüksek demiş. Gerçekten konuşmayı bilen bir kız. Enerjik de bir kız. Sevilen bir tip olacaktır. Ben normalde Zeynep Alkan'ı biraz daha aşko kuşko bir kız zannediyordum. Böyle ay tırnağım kırıldı çamurun içine girdim ama takma tırnaklarım nerede benim diyecek bir insan zannediyordum. Ama iyi performansı iyi. Sempatikliği de var. Ben ilk 8'de onu da görüyorum. Gönüllülerden Gizem Avcı. Gizem Avcı. Normalde onun soy ismi Avcı değil bu arada. Bilmiyorum. Gizem Avcı bir şey işte soyadı. Kızın ismi Avcı. Ve şey repliğiyle gündeme geldi. Ben de hatta onu girişte söyledim. Neydi Gizem'inki? Doğadaki ilk kanun ya avcısındır. Pardon. Doğada ilk kanun ya avcısındır ya avcısındır. Survivor'a avlanmaya gidiyorum tarzında bir şey yapmış böyle. Bıçakla falan filan da fasa fisosu. Çok yavaş. Çok yavaş. Atışları çok kötü. Arkasında bir kitle yok. İlk elenen 3 isimden birisi olacaktır. Ben 10 yıldır Survivor izliyorum. Kesin elenirsin. Tamam. Ünlülerden hemen bir tane yapalım. Ümit Erdim. Ümit'cim gitti ya. Biz bu videoyu çektiğimizde Ümit gitti. Ben çok üzüldüm. Çok da şaşırdım. Ümit'in gitmeyeceğini düşünüyordum. Çok sempatik de bir adam. Ama gitti. Bilmiyorum. Belki de hani kendisi elenmek istedi de istemiş de olabilir. Çünkü geldiği zaman ben ne kamp hayatı severim. Genelde işte otellerde falan kalırım tarzında bir şeyler söylüyordu. İsteksiz mi yani? Evet, bir tık isteksiz gibiydi. O yüzden kendisi elenmek istemiş olabilir ama sevdiğim bir yarışmacıydı. Devam edelim. Gönüllülerden Osman Can. Osman Can Acun Medya'nın ekibinde olan bir yarışmacı. Aslında Acun Medya'nın ekibinde çalışıyor yani. Acun Ilıcalı'nın da yakın bir dostu, arkadaşı yani abisi olarak görüyor Acun Ilıcalı'yı. Adam ısrar etmiş. Abi ben bu benim rüyamdı, bu benim isteğimdi. Ben buraya katılmak istiyorum tarzında ısrar etmiş. Ve en sonunda Acun bak bunu yaparsan tekrardan Acun Medya'ya dönemezsin. Bana burada torpilci diyebilirler diye çok güzel bir şekilde bir şey söylemiş. Ve tüm riskleri göze alıyorum ben Survivor'a katılmak ve şampiyon olmak istiyorum demiş. Osman Can'ın da şöyle notlarını almışım. Çok iyi, hızlı, başrol ve Acun Medya yazmışım. Acun Medya'yı söyledim zaten. Bu aldığım notlardan, mükemmel muazzer notlardan da zaten Osman Can'ın nasıl birisi olduğunu anlayabilirsiniz. Kolum kırıldı herhalde. Benim. Evet. Ünlülerden Aysu Keskin. Aysu Keskin, kıvırcık bir hanımefendi. Güzel de bir kadın. Eski basketbolcu. Oyunlarda da iyi olduğunu düşünüyorum. Evet, Aysu'yu karıştırmıyorsam ki kıvırcıksa asla karıştırmam. Evet, ortalama hızlı demişim. Atışları ortalama ama geliştirilebilir. Sonrasında bunları çizmişim. İyi ve hırslı demişim. Bu onu ileriye taşıyabilir ama şundan korkum var. Aysu'nun inşallah arkasında bir kitle olur. İnşallah iyi bir yarışmacı kötü bir şekilde, sürpriz bir şekilde elenmez diyorum. Aysu senin arkandayız, seni seviyoruz. Gönüllerden bir tane geliyor. Aleyna. Aleyna, evet. Aleyna elip oldu herhalde. Aldığım notlara bakıyorum. İyi, güçlü arası yazmışım. Boyu uzun. Ne alaka bilmiyorum ama şundan dolayı yazdım. Uzun boylu insanlar bazı oyunlarda dezavantaja sahip olabiliyor. O yüzden yazmışımdır. Atışlara alışacak ileride ve başrol olabilecek bir insan olarak görüyorum. Çünkü gerçekten güzel bir kız. Biraz da başarılı olursa yeni Aleyna Kalaycıoğlu'muz olabilir diye düşünüyorum. Bütün Survivor'larda izlediğimden dolayı onlara da bakabilirsiniz. Ünlülerden Cansu Tuman. Cansu. Aa evet.
Kız çok pozitif, aşırı pozitif bir kız ya. Böyle sürekli gülüyor, sürekli enerjik. Hadi arkadaşlar yapacağız, edeceğiz böyle. Tam bir çitlenmik. Ben onu çitlenmeye benzetiyorum. Ama kadınlardaki favorim. Çok hızlı, zeki. Böyle puzzle'ları falan filan da çok iyi yapıyor. Atışlara alışacak, şu anda da iyi. Ama atışlara daha da çok alışacak. Bence karşısındaki rakiplere çok fazla şans vereceğini düşünmüyorum. Bayağı iyi. Yedekler de var bu arada arkadaşlar. Yedekler de gelecek. Ondan sonrasında bir daha bir yorum yaparız. Bir daha bir video yaparız. Ama şu anda olan kadın proporsiyonunda en iyisi Cansu. Gönüllerden Asena. Asena. Zaten... Giriş müziği şey neydi? Giriş teaser'ında dişi kurt olmaya geliyorum falan. Asena'nın zaten anlamı dişi kurttur da. Asena'nın hakkında aldığım şey neymiş? Asena nerede? Ha tamam burada. Kondisyon düşük. Ortalama demişim. Asena aynı zamanda bir anne. Kimden bir anne? Ahmet Dursun'dan. Eski Beşiktaşlı futbolcuyla 2019 yılında bir evlilikleri oluyor efendim. Ondan bir çocukları oluyor ama evlilik çok uzun sürmüyor ve ayrılıyorlar. Asena da kendini Survivor'da buluyor. Tıpkı 5-6 yıl önce Ahmet Dursun'un bulduğu gibi. Ünlülerden Yusuf Güney. Yusuf Güney. Yaram ne kanar ne kabuk fallar. Dedi yarası çıktı ve medyadan, medya gündeminden düştü. Bu programa da tekrardan ünlenmeye geldi. Ben Yusuf Güney'i severim. Çok pozitif bir adamdır. Bazı işte videolara çıktı, siyasi görüşleri çıktı. Onlar beni çok ilgilendirmez. Ben insana insan olarak bakarım. Benim sevdiğim bir yarışmacıdır. Şu anda aldığım notlarda da iyi gibi yazmışım. İyi gibi. Hani olabilir, olmayabilir. Açlık ona vurabilir. Yaşı itibariyle biraz güçsüz düşebilir. İnsanlara sinirlenebilir. Herkese sürekli sempatik olarak gözüküyor Yusuf Güney. Ama belki de içinden çok sinirli bir insan çıkacak ki ben öyle olacağını düşünüyorum. O adamda bir tık o havayı, o vibe'ı aldım ben Yusuf'tan. Rafet Eroman gelirse bilmiyorum yedek yarışmacı olarak. Geçelim hemen. Gönüllülerden bir tane geliyor. Özgür. Özgür kimdi ya? Özgür hiç aklımda kalmadıysa. Aa evet şey. Uzun sakallı. 48 yaşında. Giriş müziğinde şey diyor. Sakalıma bakmayın. Sakalıma hiç bakmayın, beyaz ama yaşıma hiç bakmayın. Ben burada iyiyim. Eski basketbolcu, kuvvet antrenörü olarak geçiyor. Güç oyunlarında başarılı olabileceğini düşünüyorum ama yaşı itibariyle oranın bir abisi olarak konulmuş bir insan. Ceyhun abi gibi 2020 yılından, işte Ersin gibi konmuş bir isim. Bu arada Ersin abi olarak konuldu ama çok başarılıydı. Çok fazla ilerleyeceğini düşünmüyorum. En fazla kalacağı 5-6 hafta. Ünlülerden Seçkin Piriler. Ha, Seçkin. Seçkin Pirileri bilirsin. Eski zamanların modeli, mankeni. Evet. Türkiye güzelliğine seçilmişti. Ama Seçkin ablacığım yapma. Yani niye katıldın sen bu programa? Bak bir yarışma yapıyor kadın. Ne kadar yanlış yol varsa gidiyor. Bir oraya gidiyor, bir buraya gidiyor. Orası değil, orası değil diyorlar. Dur gitme diyorlar. Oradan gidiyor. Aa tamam diyor, öyle değil miymiş falan. Koştuğunu görmedim. Sürekli yürüyor. Oyun kazanacağını da zannetmiyorum. Sana güle güle Seçkin ablacığım. Gönüllülerden bir tane gelsin. Tunga. Alper Tunga öldü mi? Issız ajum kaldı mı? Ondan sonrası neydi? Emdi yürek yırtılır. Tunga. Tunga. Yeni mikrofon aldık arkadaşlar da alışamadım. Bazen elim sürtebilir. Çok güzel prodüksiyonlar yapıyoruz bu arada. Siz de bu prodüksiyonlara bir katkım olsun diyorsanız bize abone olabilirsiniz. Videolarımızı da beğenebilirsiniz. Bildirim zilimiz açılıyor mu? Açılıyor. Kanalımıza katılamıyorsunuz çünkü 1000 aboneden azız. Evet, nerede kalmıştık? Tunga mı? Tunga. Tamam. Tunga Etiler çocuğu. Ve tam bir böyle fen lisesi çocukları vardır ya böyle şeylerle gezerler. Unuttum adını. Yakalı polo tişört. Polo tişörtlerle gezerler. İşte böyle genelde yanlarında aşk kokuşku kızlar bulunur. Bebek de Etiler'de takılırlar. Çok tatlı bir çocuğa benziyor ama iyi değil yazmışım. Oyunlarda da iyi değil. Yakışıklı bir çocuk. Biraz ilerleyebilir ama çok başarılı olacağını düşünmem. Ünlülerden Barış Telli. Barış Telli benim çok takdir ettiğim bir adam. Barış hakkında yorumlar da aldım. Barış hakkında dediğim gibi buraya da notları aldım. Ama
Şöyle bir şey, bizim ampute milli takımımızın kaptanı kendisi. Bir bacağı yok. O bacağı olmamasına rağmen onlarla eşit bir şekilde yarışabiliyor. Ve her şeyi boş verdim. O adam her oyunu kaybetsin, benim gözümde şampiyonudur. Çünkü o bacakla oraya gelmek çok büyük cesaret ister. O soğuğa katlanmak o bacakla çok büyük cesaret ister. Yensen de yenilsen de şampiyon sensin kaptan. Gönüllerden geliyor bir tane. Kardelen. Ayşe, Kardelen Ayşe, ne yapıyorsun? Kardelen, evet. Hırs demişim. Aldığım iki tane not var. Hırs ve Pazu. Pazu'yu niye aldım bilmiyorum. Ha, şeyden, teaserından böyle yapıyor ve öpecek neredeyse. Evrim vibe alıyorum ondan. Survivor 2020 Evrim. Survivor All Star 2022 Evrim vibe alıyorum. Mikser olarak gelmiş biraz oraya. Çok fazla oyunlarda iyi olacağını düşünmüyorum. Öyle değil mi? Ama iyi demişim. Pardon arkadaşlar, sözümü geri alıyorum. Şu anda iyi demişim. Çok hatırlayamamışım. 3'te 3 yapmış ilk oyununda. Atışları iyi olabilir, güzel olabilir. Hırslı bir insan. Şu anda fikrim değişti. Unutmuşum çünkü, kusura bakmayın. İlk 8'de ona da bir yer var diye düşünüyorum ama arkasında kitle olursa. Geçen sene kimler kimler elendi? Ünlülerden Murat Eken. Tanıyorsun değil mi Murat Eken'i? Çok güzel hareketler bunlardan. Evet. O zaman oyunculuğunu çok seviyordum ben o adamın. Bir anda kayboldu gitti. O çok güzel hareketler bunlar tiyatrosu bittikten sonra. Çok iyi bir yazar, çok iyi bir oyuncu. Yaşına rağmen, 80 doğumlu olmasına lazım Murat Eken'in. Yaşına rağmen çok iyi. Gerçekten çok iyi. Takımın gerçek abisi o olabilir. Murat Eken hakkında ne yazmışım bu arada? Murat Eken. Ona da kaptan yazmışım. Kaptanımsı yazmışım ilk başta. Imsısını silmişim. Kaptan yazmışım. Gerçekten takımın abisi, toparlayıcı ve yaşına rağmen çok çok iyi. Gönüllülerden Wallison. Wallison. Ben Brezilya geliyor. 34 yaş. Master Chef oldu. Ama olmadı. Kader bu. Hayat bunu gerektiriyor. Tarzında konuşan bir arkadaşımız 3 yıldır Türkiye'de. 3 yıl için güzel bir Türkçesi var. Sempatik bir adam. Çok başarılı değil. Ama sempatikliğini bir yerlere götürebilir. Yakışıklı da bir tip. Eski manken zaten. Bir yerlere götürebilir kendini. Ünlülerden Berdan Mardini. Ya... Arkadaşlar diyecek bir şey bulamıyorum. Ne diyeyim bilemedim ama adam geldiğinden beri Mardin'den başka bir şey söylemedi. İşte Dominik'e geldik, Mardin gibi zannettik ama olmadı falan filan. Hani ya Dominik, bildiğin tropikal iklim, Mardin dediğin süper bozkır. Ne alaka? Adamın arkasında Real Mardin yazıyor. Sürekli bir Mardin kasması var. Ortalığı karıştırmaya gelmiş. Herkese abilik taslamak istiyor ama kimse bunu dinlemiyor. Hiçbir şekilde komik değil, hiçbir şekilde sempatik değil. Tamamen piyasadan düştüğü için buraya ünlü olmaya gelen, işte bir iki tane daha like alırım, belki işte bundan sonra bir single çıkartırım da parçam tutar, aa Survivor'daki Berdan ne yapmış da dinleyelim bir derler diye gelmiş bir adam. Ve bu adam bile bu Survivor'da en azami, bakın arkadaşlar buraya yazıyorum. 8 hafta ya da 10 hafta kalacak, birleşmeyi görecek, hatta belki daha da ilerisine gidecek. Ama yazıklar olsun diyorum. Bu kadardı. Bu kadar mıydı? Evet, bitti şu an. Söylemek istediğin başka bir şey var mı? Senin var mı? Yok, benim yok. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Kardeşim çok başarılıydın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar beni canlı izleyen nadir arkadaşlardan birisi. Onu da zaten teaser'da göreceksiniz. O da Survivor fragmanlarından birisini yapmış olacak. Dedik zaten abone olunca açırt falan filan diye. Yani arkadaşlar 100 aboneye çıkıyoruz, geri 93'e falan gidiyoruz. Moralimiz bozuluyor. Lütfen bize abone olun ve devam edin. Bu videoyu çekerken oldu bu olay değil mi? Evet. Bugün yani 100 abone olduk diye bana patron mesaj attı. Sonrasında ben baktım 96'ya inmişiz. Bu bizi çok üzdü. 3 basamaktan 2 basamağa inmek çok üzücü bir şey arkadaşlar. Sizin bir abone oluşunuz sizin için çok önemli olmayabilir ama bizim için çok önemli. Kendinize çok çok iyi bakın.